Valencia ya da Berisha. Tabii bir yandan da Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun planlaması yapılıyor. Transfer yapabilir Fenerbahçe. Elinde gerçekten gelir elde edebileceği oyuncular da var ve onlara teklifler de var. Hemen diğer habere geçmek istiyorum. İkisini beraber konuşuruz. Sarı lacivertlerde önemli isimlere, ki beklenti olan isimlere teklifler var. Bakalım kimlermiş onlar. Şimdi tabii isimleri saydık. Altay, Osayi Samuel, Minje Kim, Salahi. Salahi deyince ben hemen şöyle bir, nasıl Bana Beşiktaş'ta Montero deyince dönüyorsak Güvenç hocama, yine bir döneceğim. satsınlar keşke. Keşke alan olsa. Sen niye hiç beğenmiyorsun bu Ya oyuncuyu? beğenmiyorum değil, bir şey söyleyeyim ya. Çok hata yapıyor yani. Savunmada çok hata yapıyor. Hücumda çok iyi. Ya şimdi ben bir yanlışlık var. Montero da mesela futbolcu olarak kötü bir futbolcu değil. Ama savunmaları eksik bunların. Eksik hata yapıyorlar yani. Ama yalnız o mu yapıyor? Mesela Vida yapıyor. Kim Adını hocam? söyle. İdeal stoper kim? Tisserand yapıyor. Evet. Ondan sonra sağ Hocam taraftaki. savunmacı da hata yapacak Ama yani. çok yapıyor. Bunlar ya 5-10 tane yapıyorlar. Salah'ın yedirdiği goller var ya. Ama hücumda mesela çok iyi. İnanılmaz ortalar yapıyor. Hücuma çıkıyor. Ya öyle çok kötü bir adam değil Salah'ı. Ben şöyle söylüyordum. Serdar Aziz bundan çok iyi diyordum. Tamam mı? Zaten kimle hiç kimseyle mukayese etmedik. Serdar Aziz Tisserand'dan da iyi. Salah'dan da iyi. Geçen sene birisi daha vardı gitti falan. Bunlardan çok çok iyi dedim. Neticede benim söylediğim çıktı. Salah'ı inşallah Fenerbahçe bir yere verir. Şimdi o diğer sardığın isimleri var ya. Minje Kim? Ya mümkün değil vermez. Bak bir şey söyleyeyim mi? Osayi Samuel müthiş oynuyor. Kaleci Altay çok iyi. Crespo çok iyi. Zayt çok iyi. Arda. Yani ne yaparım biliyor musun ben? Arda'yı satarım şöyle satarım. Yani Bayern Münih'e, Barcelona'ya falan filan, Manchester City'ye, şuraya oraya falan satarım. 20-30 milyon lira. Bir de şey koyarım bonus. Tamam mı? Erken mi Arda. hocam? Ya çok, ama o olabilir o çocuk be. Ya olur Olabilir. da hani Yani olur bu kadar bence gitse Fenerbahçe'yle özdeşleşmişen yani bir 2-3 sene ama Fenerbahçe'de oynamalı. Ben yok öyle yok. Ben düşünüyorum yani. olsam şu anda veririm önünü açarım öyle düşünüyorum. Oynar da. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak o 16-17 yaşında İngiltere'ye gitsin Arda var ya. Tribünleri ayağa kaldır. Çünkü İngiltere'de var ya bir tane çalım atsın, bir topuk pası yapsın, bir bacak arası atsın. Her iki tarafın taraftarı da alkışlıyor. Çok enteresan yani. Böyle kalite klas Ya adamlar şey var ya böyle. hocam Kreatif adamları çok seviyorlar. bana güzel bir hikaye gibi gelmiyor. Ya Arda'nın Bence hikayesi eğer dediğiniz şekilde olacaksa ve Fenerbahçe çok para kazanacaksa bu hikaye benim çok ilgimi çekmedi. neden? Ben Ya bu adamın Fenerbahçeli bir hikaye yazmalı. Yani bu hikayenin başlangıcı Fenerbahçe mutlaka olmalı. Yani bugün Arda'nın bir geri dönüş kapısı olmalı. Geri Olur dönebileceği bir canım yer gelir. olmalı. Allah Allah sen Yapmasın ki adamla ya olsun ya gurur bugün duyacağız biz ya. Fenerbahçe'de 2 sene oynayıp Fenerbahçe ile bir özdeşleşsin ya Fenerbahçe. Şampiyonluk mu yaşasın? Şampiyonluk yaşaması değil. Ya Fenerbahçe yaşamalı. Fenerbahçe'de bir dakika Nevzat Ya ya. yaşasın Zaten onu garanti veremezsin. ya senin adam tanımadı onu. Gitsin de Real Madrid'e de herkes tanısın değil mi? Bir tanımadığın bir Arda Güler vardı diye. ya. Yani ne sorarsın ondan sonra şeyde röportaj ne oldu hocam tanımıyordun adamı gitti. Bayern ben Münih'te oynadı, Dortmund'da oynadı. bir Real sene Madrid'de en az bir oynadı. sene üst seviyede oynamaları lazım. Yani bugün genç yaşta daha kendi takımında bir şeyler vermeden, kendini göstermeden direkt oralara gitmenin ben yani çok Bak sağlıklı olduğunu sana düşünmüyorum. şöyle katılıyorum Çok bak. sağlıklı değil. Mesela aldın oradan kiralık verdin eyvah. Eyvah kaybettin çocuğu. Yani aldığın bir takım şeyi mesela kim Enes falan gitti oradan bir kiralık verdiler olmaz. Bitti. Çocuğu Mesela bitirirsin. O zaman bir ama Ali Akman da gitti. Eintracht Frankfurt, Hollanda'ya Nijmegen'e gene gitti değil mi? Nijmegen'e gitti. bilmiyorum. Muhtemelen ki daha Ayhan Akman da gitti. O, galiba Almanya'da bir daha görüştüler. Mesela Ali Akman'la ilgili doğru bir strateji izliyorlar. Yine Hollanda'da oynayacak ama Hollanda'da orada kendini geliştirip uygun bir lig. Ya şöyle var ama bak Ali Akman kaç yaşında? 17. O da mı 17? 17 tabii. Bu çok ama Veya 18 olmamıştır. ikinci gidişi şey yapar çocuğu bozabilir. Yani gitti şimdi diyelim ki Arda. Oradan bir yere verdi ben yani orada pek başarılı olamaz. Ama gittiği yerde kesin olur. Kesin olur. Valla kendi takımında belki Merih Demiral bir istisna olabilir ama kendi takımında böyle bir iki sene ben üst seviyede oynaman gerekiyor. Altyapılardan ya da daha 3 ay 5 ay çıkalı A takımı olan hemen transfer olmanın ne kulüp için ne oyuncu için çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ya. Ozan Kabak
için. Ozan oynadı ama yani bir Şampiyonlar Ligi oynadı, üst seviyede oynadı. Keşke bir sene daha kalsaydı ama Aspara'ya da gitmedi. Keşke yani, bir sene daha kalsaydı. Yani Galatasaray'da Ozan Kabak'ın hikayesi gibi bir şey ama, olamaz mı? Ama Ozan Kabak bir şey söyleyeyim mi? Ozan Kabak bir şey güçlü, kuvvetli, onu biz adam ederiz dediler. Biraz daha fiziksel olarak iyi durumdaydı. Ya yani yapardı ama bu klas. Bunu öğrenince fazla bir şey yok. Bunu biraz daha gücü de var. Ben mesela Arda ile ilgili. Biraz daha güçlü hocam, olsa Arda yürür gider ya. Arda ile ilgili tek endişem bu lig sert bir lig. Arda çok estetik, zekasıyla bence o sertliği bertaraf edebilecek, hamleleri yapabilecek bir oyuncu ama kazma çok bu ligde. Yani demeyelim, sert. Öyle demeyelim. Kazma futbol tabiri şey değil ki. Ne diyeceğiz? Sert yani tekniğe daha öyle az. Öyle diyelim. Kazma yani ya, futbol, yani futbol düşünmeden, oyuncu sağlığını düşünmeden hareket eden. Sakatlayan, evet. Ama sadece oyuncuyla da alakalı değil bu. Yani buna uygun bir kere zeminler buna uygun mu? Sağlar buna uygun mu? Hakem yönetimleri buna uygun mu? Yıldız oyuncu ya da genç oyuncuları korumaya ne kadar müsait? O ortam oyuncunun kendisini gösterebileceği ya da İspanya Ligi çok şey yumuşak ve oyuna mesela bizim çocuklar orada hep gol attı. Niye atmıyor, biliyor musun? 16-17 yaşındaki yani bir gencin kendi kabiliyetlerini gösterebileceği uygun ortam var mıdır? Bir ligde bu kadar çok foul ve oyunun sahada, oyunda, topun oyunda kaldığı süre bu kadar düşük olduğu bir lig var mıdır? Yani o yüzden kaç dakika ortalama? Çok düşük, Avrupa'nın en düşük ligi. Kaç tahmin? Yani 47-45 dakika ya, ya var sana, ya yoktur. Ben sana yani bir şey söyleyeyim mi? Bak ben petrol ofisindeydim. O zaman böyle şeyler falan yoktu. Merkez Hakem Komitesi'nin bir tespiti vardı. Benim oynadığım takım, petrol ofisi takımının Altay'la bir maçı var. Raşit Hoca da oradaydı. Kulağı çınlasın. 67 dakika rekordu. 67 dakika topun oyunda kalma süresi. Ve Türkiye liglerinde en fazla topun oyunda kaldığı maçlar benim takımın maçıydı. Hiçbir işe yaramadı. Evinizi Galatasaray aldın. Efendiler de Beşiktaş. Hiçbir şeye yaramadı. Vallahi diyorum bak. Dünya, bunu ben değil, yani Merkez Hakem Komitesi'nin şeyleriydi, tespitleriydi. Hiç oralıklı bir kişi de gündeme getirmedi. Ya 67 dakika oynamışsın ya, şimdi birisi oynasa 67 dakika herhalde bir hafta yazarlar diye. Ha? 41 nerede, 67 dakika nerede ya Nevzat? Ve her maç 60, 63, hocam, 65, 60. Devam edeceğiz, bir ben kimim yapalım. Galatasaray Göztepe maçı 100 küsur dakika sürdü. Oyunda kaldığı süre 42 dakika. Yani. Ya bir işe yaramıyor yani. Senin antrenörlüğün falan vız hiç. Yani neyse, kim mi? Çok zor soru soruyorsunuz ya. Hocam ya, vallahi yapma, ne zor ya. Ya o kadar zor ki yani, var ya bizim. Futbol hayatım Almanya'da başladım. Türkiye'de 5 farklı takımda oynadım. Süper Lig'de ilk golümü Karabük Spor'a karşı attım. Güvenç Kurtar'la çalışmak kariyerimin en zevkli dönemiydi. Nevzat Dindar beni stadyumda mutlaka izlemiştir. Al hocam. Ben kimim? Ahmet Dursun'dur. Değildir. Hadi ya. Almanya'da. Kim hocam? Erhan Albayrak. Hayır. Tolga Ciğerci değil. Ben Tolga ile çalışmadım ki. Ha işte hocam, yani cevap gelmiş de okudum. Allah Allah. Kim olabilir ya Almanya'dan gelen bize? Demek ki golcü mü acaba? Yok. Ömer Erdoğan. İki. Ömer Erdoğan. Bravo Nevzat Dindar. Bravo.